Evet sevgili YouTube, herkese merhabalar efendim. Hoş geldiniz yeni bir Project Zomboid videosuna. Ana menüde karşılamamın tabii ki de bir sebebi var. Yeni bir oyuna başlayayım diyorum. Ama bu sefer Rosewood'da oynamak istemediğim için bir Riverside yapasım var. Başlamadan önce şöyle bir modlarımı göstereceğim. Çok fazla bir mod kullanmıyorum. Yani oyuna ekstra bir şeyler katan, yeni tile'lar, yeni silahlar, yeni eşyalar katan araçlar dışında herhangi bir şeyi kullanmak istemiyorum mod. Şöyle siz de durdurup bakarsınız. Aklımda bir şeyler var. Oyuna geçince size anlatacağım. Nereye kurulmak istediğimle alakalı. Dolayısıyla benim için cabin spawn yapmayacağım. Dolayısıyla bunu iptal edip neyse dursun ya. Yapmayacağım ama. Biraz ilk başlarda Riverside'da bazı amaçlarımız olacak. Onları gerçekleştirmemiz gerekecek. En başta araç bulmamız gerekecek. Çünkü şehirden uzaklaşacağız. Ondan sonra cima. Suyun olmadığı bir yere gideceğiz. Dolayısıyla biraz sıkıntı olacak. Bunu kapatacağım çünkü başka bir tane mod var elimde, onu kullanacağım. Baya modum varmış aslında ya. Şöyle belki tahmin ediyorsunuzdur. Şehir dışında inzivada yaşamaya çalışacağım bir bölüm olacak gibi görünüyor değil mi? Bunu da bir türlü bulamadık ha. Bozuk mudur nedir? Heh, bunu kullanacağım. Biraz önce çıkardığım mod yerine. Şu bow and arrow neredeydi? Onu da bir çıkaralım. Bir işe yaradığı yok. The way of the bow'a geri dönelim. Başka da çıkarmak istediğim sanırsam bir şey yok. Jeneratör çok önemli olacak. Heh. En önemlisi bu olacak arkadaşlar. Şimdi bu mod sayesinde kuyu inşa edebiliyor olacağız. Aslında inşa edemiyor olmamız biraz saçma. İşte gerekli alet, elevat, kürekli, çekiçti, onları bulduktan sonra bir kuyu inşa etmemiz şart olacak. Çünkü susuz bir yere gidiyoruz. Dolayısıyla belki suların kesilme olayını bir tık uzatabiliriz. Evet, modlarımız bunlar. Şimdi bu moddan çıktık. Bir tane de mod çıkardık. Kendine gelene kadar oyun şöyle anlatayım size. Şimdi Riverside'ın şey taraflarında, batı taraf, güneybatı tarafların batı mı? Hatırlamıyorum. Şimdi haritadan gösterir miyim? Bu bölümde gösteririm. Bir sonraki bölümde gösteririm. Bu bölüm sadece modlarım, ayarlarım ve karakterim. Onun üzerinden gideceğiz. İkinci bölüm kaçırmamanızı tavsiye ederim. Hatta kanala da abone olur, videoyu beğenir ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Riverside'ın biraz ilerisinde bir böyle kıvrımlı yollarla gidilen bir radyo istasyonu mu diyeyim? T
tellerle çevrili çok inziva, çok da korunaklı bir yer var. Geçtiğimiz yaz birkaç ay önce oynadığımda bir yorum gelmişti. Onu hatırladım. İlk defa gidip orada oynamayı deneyeceğim bakalım. Şimdi solo diyorum, tamam mı? Custom sandbox diyeceğim. Riverside'da başlayacağız. Şöyle save game'imizde Riverside 2024 diyelim. Şimdi gelelim en önemli olaylara. Burayı çok inceleyip sıkı dokumamız lazım. Çünkü oyunumuz tamamen bu ayarlarda olacak. Şimdi zombi sayımız normal kalsın. İşleri gereğinden fazla lüzumsuz yere zorlaştırmayacağım. Şehirde fokuslansın, yoğunlaşsın zombi popülasyonu nüfusu. Zaman aynı kalabilir. Bence sıkıntı yok. Ama zaten ben şeye de başlayacağım. 12 ay sonra diye başlatacağım. Şimdi su ve elektrik 0 ila 30 gün içerisinde değil de 0 ila 60 gün 2 ay içerisinde gitsin mi? Yoksa direkt instant mı olsun? İşleri zor, çok mu zorlaştıralım? İşler benim için hakikaten çok zor duruma gelir. Yani 0-2 diyorum da bu birinci gün de gidebilir. Yani bunun şansı ne açıkçası bilmiyorum. Ben bunları elektrik ve suyu ilk 2 ay içerisinde cortlasın diye ayarda bırakmak istiyorum. Ev alarmları hiç olmasın. Neden? Çünkü 12 ay sonra olacak. Evde alarm falan kalmaz. 12 ay sonrasından başlatacağım. Kilitli evler, kilitli ev kalmasın. Hepsi zaten şey olmuştur, yağmalanmıştır. Yemeğin bozulma oranı normal kalabilir. Buzdolabının efektifliği, etkililiği normal kalabilir. Bu ne diyor? Çürümüş yemekler bir gün sonra haritadan kaybolur. İyi, kaybolsun, tamam, sıkıntı yok. Lootlar yeniden respawn olmayacak. Sonracıma burada bunu geç. Bu ne? World Item Removal List. Dünyadaki itemlerin haritadan kalkmaları. Neler kalkacak? Base hat, base glasses, base maggots. Bunlar sürekli yere düştüğü için zombilere vurdukça hani şapkalar, gözlükler falan düşüyor yere. Onlar kaybolsun gitsin mi? Kurtçuklar 24 saat sonra kaybolabilir. Aslında biz bunu sıfır yapalım. Kaybolmasın hiçbir şey ya. If true, any items not in world item removal list will be removed. Kaybolmasın hiçbir şey ya. Olduğu yerde kalsın. Evet, olayımız şimdi bir yıl sonra. Yani zombi salgını patlak vermiş ve biz 12 ay sonra başlıyoruz oynamaya. Geceleri parlaklık, parlak olsun, bright olsun. Siz de rahat görün, ben de rahat göreyim. Lüzumsuz yere zorlaştırmanın manası yok. Yangın, evet, yayılsın. Yalnız çok ormanlık bir yerde oynuyoruz. Çok da yayılmasam ki diyeceğim ama. Bu oyunda hiç var mı bilmiyorum, hiç hatırlamıyorum. Denk de gelmedi, yıldırım düşmesi falan filan. Yoktur ya. Olsaydı haberim olurdu. Jeneratör tamam. Başlangıçta benzin istasyonlarındaki benzin yakıt miktarı, yakıt istasyonlarındaki normal kalabilir.
ampullerin şeyi ömrü normal kalsın ya. Patladımı değiştiririz. Nature. Sıcaklık normal, oyun ayarları iyidir. Yağmur oyun ayarları iyidir. Erosion speed, erozyon dediği burada. Hem yemeklerin çürümesi hem bitkilerin büyümesi. İyi, onun hızı da iyi. Farming speed, tarla takkı hızları, o da iyi. O aynen normal kalabilir. Bitkilerin güçlülüğü, dayanıklılığı, bu da normal kalabilir. Farming abundance dediği şeyin, tarlacılık işlemlerinin, hasatın, yani bunu very abundant derseniz bir koyarsınız 10 biçersiniz, öyle söyleyeyim. Normal kalsın. Ben şunu very abundant yapacağım. Nature's abundance. Yani etrafta foraging, araştırma yapınca etraftan bir sürü yemişler, taşlar, börtüler, böcekler, işte mantarlar falan çıksın istiyorum. Çünkü çok kullanacağız. Gübrelenme zamanı 2 hafta. Okey. Sis yoğunluğu normal kalabilir. Yağmur normal kalabilir. Yerlerde kar biriksin. Okey. O da şey, pis su olayı, o da kalsın. Onun sıkıntımız yok. Helikopter olayını kapatıyorum. Helikopter olayını geç. Meta event bu. Etrafta ara sıra çığlıklar, ateş silah sesleri falan filan, bunu da kapatacağım. Uyurken zaten olmuyordu. Şeyler, mezar kazıp içine mızrak dikip böyle tuzaklar hazırlayabiliriz ama bu tuzaklara biz de düşebiliriz. Düşersek ölü veririz. Yanlışlıkla buna düşüp oyunun en cıvcıvlı yerinde böyle saçma sapan bir şekilde kendi tuzağıma düşüp ölmek istemiyorum. Kaldı ki yıl 500-600 saatten fazla oynamışlığım var. Bir kere bile herhalde Spear Trap yapmışlığım yoktur ha. Onun için kapattım bunu da. Jeneratör spawn'u tamam, aynı şekilde kalabilir. Jeneratörün ayarları bunlar. Vehicle stories tamam. Zone tamam. Annotated map çok gerekli değil. Rare olabilir. 216 diyor. Arif ve 216. Bir cesedin şeyden, haritadan yok olma süresi normal kalabilir. Sıkıntı yok. Kaç günde yok oluyordu bu? 10 günde mi? Bir haftada mı ne? Ondan sonracığıma çürüyen cesetlerin sağlığımıza etkisi normal kalsın. Kan seviyesi normal kalsın. Şeyleri, cesetlerin, öldürdüğümüz cesetlerin içinde ve etrafında maggotlar, kurtçuklar spawn olabilir. Sıkıntı yok. Loot rarity. Evet. İşin olayı burada arkadaşlar. Normal ne? Bizim rare değil mi? Yani biz ne yapıyoruz? Nanda demiyoruz tabii. Çünkü hiç loot çıkmaz o zaman, sıfır. Parantez içerisinde tavsiye edilmiyor diyor. Bizim olayımız insanely rare. Ama bu sefer sadece literature'a özel. Yani ben skill kitaplarını, skill kitaplarından ziyade, onlar çok önemli değil de, bu dergiler var ya, recipe dergileri, tarif dergileri. Mesela şey yapacağız, kuyu yapacağız dedim ya, eğer onun dergisini bulamazsak, tarifini bulamazsak yapamayız. Yapamazsak da gitmeyi planladığımız yerde yaşayamayız. Dolayısıyla ben bunu rare olarak bırakıyorum. Hatta rare da değil, normal olarak koyuyorum. Bir tık arttırıyorum. Hadi bakalım. Karakter Rimiz, XP multiplier'ımız tamam, multiplier'ımız daha doğrusu tamam. Stat decrease, nutrition. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Ben oyuna şişman olarak başlıyorum. Hatta bu sefer obez olarak başlamayı planlıyorum. 120 kilo muydu o, 100 kilo mu hatırlamıyorum. Kilo kaybediyorsunuz. Kaybediyorsunuz, 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 kaybediyorsunuz. Bir süre sonra kilo almak
Loot da çok fazla olmadığı için, yağlı yiyecekler çok fazla olmadığı için çok büyük bir dert haline geliyor. Yani her şey yolunda giderse, hiçbir şekilde biz aksilik, sıkıntılık, zombi ısırığı falan filan yaşamazsak zaten açlıktan gebereceğiz. Açlıktan demeyeyim de etkili beslenememek diyeyim. Kalori alamayacağız. Etrafımızda bir su olmayacağı için balıkçılık yapamayacağız ama bol bol trapping olaylarına gireceğiz. Yani tuzak kuracağız. Tavşanlık, bu örtü böcek de onları yakalayacağız. Onları pişireceğiz. Onlardan protein almaya çalışacağız. Ancak ve ancak işte bir süre sonra yine yetmeyecek arkadaşlar. Yetmeyecek, yetmeyecek. Gerçi oraya kadar gelir miyiz, gelmez miyiz bilmiyorum ama. Bunu kapatırsak nutrition etki etmiyor. Yani hangi kilodaysan, eğer açlıktan öldürmezsen karakterini, yiyecek bir şeyler ağzına bir şey sokarsan, yani ağaç kabuğu bile kemirse adam açlıktan ölmüyor, zayıflamıyor, etmiyor. Ama ben bunu tabii ki de öleceğiz. Yani şu Project Zomboid oyununun olayı, ne kadar geç ölürseniz o kadar iyi zaten. Yani sonsuza kadar yaşayan bir oyuncu ben görmedim. Duymadım, bilmiyorum. Starter kit istemiyorum. Beyzbol ve aslında güzel olabilir ha. Starter kit bilmediğimiz bir şey. Ya bilmediğimiz değil de çok tecrübeli olmadığımız bir şehirde başlıyoruz. Bir su şişesi, bir çanta, okul çantası küçük de olsa, bir cips, beyzbol sopası ve bir çekiçle başlasak ne olur? Ne olabilir? Olur mu? Bence olur be. Ha? Yapalım mı? Biraz basit mi başlasak? Ne yapsak? Arkadaş bilemedim ki. Neyse bunu sona bırakıyorum. Onları geç. Clothing. Ha, weapon multi hit. Bir vuruşta 2-3 tane zombiye birden vuralım. Bu olmazsa olmazımız arkadaşlar. İşleri çok kolaylaştırıyor bu. Öbür türlü hordlara karşı şansınız olmuyor. Mümkün değil. Geri kalanlar önemli değil. Şuna basayım mı, basmayayım mı? Şimdilik basıyorum. Belki sonra geri dönerim. Harita komple açık olsun. Siz de rahat edin. Ben de rahat edeyim. Araçların ayarlarına hiç karışmayacağım. Aynı kalabilir. Gelelim şuraya. Şimdi Population Peak Day. Zombi nüfusunun tavan yaptığı gün 28. gün olmasın. Biz onu tamamlayalım, 30 olsun. 28 de olabilir, fark etmez de işte şey olsun. Düz olsun, bizim olsun. Tavan yaptığı da şöyle. Mesela atıyorum tüm haritada sallıyorum tamamen. 100 tane zombi spawn oluyorsa 30. gün 150 tane. 1,5 katı olacak. Öyle diyeyim ben size. Respawn. Zombilerin respawnını sıfırlamak istiyorum. Ama bunu her ne kadar sıfırlasam da zombiler sürekli bir yerlerden çıkıp çıkıp duruyorlar ya. Ben anlamıyorum bunu. The number of hours that a chunk must be unseen before zombies may respawn on it. Şimdi burada chunk dediği biliyorsunuzdur, harita böyle koordinatlara ayrılmış durumda. Baklava baklava kişi. Daha doğrusu kare kare şeyleri var bunun. Kareleri var. O bir kareye chunk deniyor. Evet. 16 saat boyunca diyor ki o belli bir kareye gidip de o karenin içine girmezseniz orada zombiler spawn olur diyor. Biz zombinin spawn olayını tamamen kapattık aslında. Sel miydi chunk yoksa ya? Şey sel miydi kare? Aman bilemedim. Bunu da sıfır yapsam ne olur? Düşün.
Maksimum yapsam ne olur? Normal kalsın. The fraction of a cells, cell di şey o kare. Her bir kare cell diye. Desired population that may respond. The fraction of a cells desired population that may respawn every spawn hours. Kalsın bu da ya. Redistribute hours. Burada şeyler, zombilerin göç olayları söz konusu. Aynı kare içerisinde zombilerin kaç saat sonra göç edebilir? 12 saat sonra diyor. Göç etmeyin lan, aynı yerde kalın, hareket etmeyin şerefsiz köpekler. Bu kalabilir aynı. Zombiler işsiz güçsüz etrafta takılırken birlikte oluşturabilecekleri grubun maksimum şeyi boyutu 20. Sıfır yaparsak bunlar grup oluşturmuyor, horde oluşturmuyor. Gruplar diyor binaların içerisinde veya orman bölgelerinde oluşmaz diyor. Grup olmayın lan, ayrı ayrı takılın. The distance real zombies travel to form groups when idle. Geç. The distance between zombie groups. Zombie grubu olmayacağı için. Hadi bunu da maksimuma çekelim. 25 olsun. Zombie grupları arasındaki maksimum mesafeyi söylüyor. Zombiler grup lideri zombinin en fazla ne kadar uzaklaşabilir o zombiden? 3, artık 3 neyse, 3 metre mi ne? Bu da dursun böyle. Bunlar grup oluşturmayacağı için. Şimdi biliyorsunuz bizim Desensitize diye bir modumuz var. Olay şu. Veteranın da böyle bir özelliği var. Eğer veteran olursanız onun direkt böyle bir trait şey perk'i var. Bu da arkadaşlar, bu özellik belli başlı sayıda bir zombi öldürdüğünüz zaman artık zombiler sizi panikletmez hale geliyor. Artık kaygısız, galasız oluyorsunuz yani. Şimdi ben burada 500 zombi ila 2000 zombi arası öldürürsem herhangi bir sayıda, 501'de de olabilir, 1999'da da olabilir, arasında bir sayıda fark etmez. Desensitized oluyor. Ya ben bunu biraz zorlaştırayım. 500 bana biraz az geliyor. 1000 zombi ile 3000 zombi arasında olsun. İşler zorlaşsın burada. Desensitized özelliğini kazanabilmemiz için daha fazla zombi öldürmek zorunda kalalım. Bunlar önemli değil. Bicycles, bisiklet ayarları aynı durabilir. Common Sense de burada şey yapmak istiyorum. Common Sense de şimdi arkadaşlar, levye olayı var ya, levye bütün kapıları açıyor. Ama ve lakin ne vardı burada? Şey, hapishane hücrelerinin kapıları olsun, metal kapılar olsun gibi bu tür kapıları, zorlu kapıları açmak için 8 ve üzeri güce, strength'e sahip olmanız lazım. Ama buna basarsanız bütün kapıları otomatikman açar. Açsın ya. Color filter ne? Bunu hatırlayamadım. Hiç bilmiyorum bunu. Her kapıyı da ilk bir kere de açma olayı yok. Şansa bağlı. Onun şansını da arttırmayacağım. Böyle kalsın. Fire resistance olayı karakterimizin, bu da bir modla geliyor. Ateşe biraz daha hassas. Yani çünkü adam bir kere yakalandı mı ateşe, tutuştu mu geçmiş olsun. Bitiyor olay onun için. Ölene kadar cayır cayır yanıyor. Biraz resistance kazandırıyor bu. Biraz daha gerçekçilik katıyor. Kalabilir bu da. They knew. Şimdi bu
Etrafta dolaşan böyle bilim insanı kılıklı bazı zombiler oluyor. Onları yakalarsak onların çantalarından zombi virüs müydü? Öyle saçma sapan ismi olan bir ampul. Ampul de şey, ışık saçan ampulden bahsetmiyorum, böyle aşıların olduğu küçük ampuller var ya. Onlardan çıkıyor. Şimdi bunun şansını da biraz düşürmek istiyorum. Aslına bakarsanız kaç lan bu? Kaç sıfır var burada? 1 milyon. 1 milyonda 500. Milyonda bir şansla mı yapayım? Yok ya, aslında iyi böyle, iyi boş ver, dursun. Milyonda 500. 1 milyonda 500 şans ile o zombilerden karşımıza çıkabilir. Çıktığı zaman da %100 o çantasında o ilaçtan olacak. Isırılırsak o ilacı içiyoruz. Bütün etkilerden kurtuluyoruz. Zombiye dönüşmüyoruz. Dursun, 1 milyonda 500 şans bence gayet iyi. Yemek pişirme zamanını bilme olayı için herhangi bir trait, cooking level'a falan ihtiyaç duymayalım. Kalabilir bu. Undead Survivor diye bir etrafta dolaşan özel bir zombi var. Onun çıkma olasılığını falan gösteriyor. İşte stalker olan, nomad olan, prepper spawn. Bunu bilmiyorum. Stalker'ı gördüm daha önce. Nomad'ı gördüm. Headhunter'ı gördüm. Amazon'ı hatırlar gibiyim ama hatırlayamadım. Şu ikisini hatırlayamadım. Prepper'ı hiç hatırlamıyorum. Amazon'a neyse, görürsek zaten ben size söylerim. Bu Undead Survivor'lardan. Ye. Bu ne? Ha, bu şey, bir tane araç vardı. 97 model Adi Bushmaster diye bir araç, onun tamam çıksın ya, neyse. Karavanların, otobüsleri, bilmem nelerin içine girme olayı diyor. Bu da çok önemli değil. Şimdi bunu kaydediyoruz. Ne diye kaydediyoruz? Riverside. Kaydettik. Hadi bakalım. Şimdiki obez olacağım. Neredeydi? Eksi 2 fitness. Şimdi eksi 2 fitness biraz sıkıntı. Fire officer olsam, yani fitness'ımı 5'in altına 4'e düşürmek istemiyorum. Çünkü ciddi miktarda şey, ciddi oranda çok yoruluyor. Obez o yapmayalım biz bunu. Yine overweight olsun. Yine fire officer olalım. Aslında Park Ranger da olabilir miyiz ki acaba? Neredeydi bizim Park Ranger'ımız? Bütün trap'leri biliyor mesela, bakınız Park Ranger. Ya o kadar Park Ranger oluyoruz ya. Bir şey versene, Herbalist özelliği verseydin ya. Nerede Herbalist? Vermiyor. Daha iyi araştırma yapıyoruz ama ve lakin işte. Ya Park Ranger bize çok uyuyor aslında. Ama fitness'ımız bakın yine 4'te kalıyor. Woodcutter olsak, şey Lumberjack olsak, fitness'ımız yine 4'te kalıyor. Fitness 5'ten aşağı kesinlikle olamaz. Kırmızı çizgimiz. Biz yine Fire Officer olalım ya. İtfaiyeci olalım. Artı bir fitness, artı bir strength, artı bir sprinting. Tamam, biz Fire Officer'ız. Okey. Fazla kiloluyuz. Obez olmak isterdim ama yok. A-a. Peki başka böyle artı 2 fitness veren ne olabilir? Şuralarda bir fitness instructor vardı. Artı 3 fitness. Nutritionist özelliği de veriyor aslında. Burada şimdi biz obez oluruz. Obez bir
fitness instructor olalım mı? Hem obeziz, hem fitness instructor'ız. Yiyeceklerinde besleyicilik değerlerini, nutrition değerlerini görebiliyoruz. Deneyelim mi be? Ha, ne dersiniz? Deneyelim bence ya. Şimdi dur. Obez olarak dursun. Kaç kilo? 105 olarak başlayacağız. Tamam, dur. Şimdi olmazsa olmaz bizim nelerimiz var? Outdoorsman olmazsa olmazımız. Wakeful olmazsa olmazımız. Sonracığıma nerede o? Herbalist olmazsa olmazımız. Bu üçü olmazsa olmaz benim oyunlarda. Outdoorsman biliyorsunuz dışarıdaki hava olaylarından çok etkilenmiyor. Soğuk algınlığına yakalanma oranı -%90. Ondan sonra cima. O ağaçların arasında yürürken %50 ila %63 oranında bu ağaçların dallarının falan sizi çizme, yaralama olaylarının şansı azalıyor. Ateş yakma %100 daha hızlı. Ki bu da çok önemli. Çok kullanacağız. Çırayı kırma ihtimali %33 daha azalıyor. Bunlar çok önemli değil. Çıra yapılır hemen. Foraging'imiz bayağı bir artıyor. Baksanız %96 falan hepsi. Üf, mis. Wakeful hanımlar beyler. Daha az uykuya ihtiyacınız oluyor. -%30 yorgunluk hızınız daha az oluyor. Ve uyku yoluyla çok daha hızlı %25 oranında gücünüzü toparlıyorsunuz. Harika bir özellik. Yani oyun şöyle söyleyeyim. 5 günün sonunda bu şey sayesinde bir gün fazladan. Her 5 güne bir gün ekleyebilirsiniz. Bir gün süresi kadar ekleyebilirsiniz oyun sürenize. Herbalist'te hanımlar beyler bulduğumuz şeylerin, yiyeceklerin, işte yemiş olsun, mantar olsun, zehirli olup olmadığı en önemli özelliği bu. Onu öğreniyoruz. Ayrıca tıbbi bitkilerden, işte tıbbi amaçlı bitkiler toplayıp onlarla değişik değişik merhemler olsun, ilaçlar olsun yapabiliyoruz. Şimdi bizim olmazsa olmazlarımız bunlar. Bunun dışında istediğim şey fast learner ile strong. Strong olmasa bile bir stout olmak istiyorum. Şimdi bunlara biz bir şeyler bulacağız bakalım. Bir slow healer olalım. Yani sakatlıklardan, hastalıklardan daha yavaş bir şekilde iyileşelim. Okey. Sonracığıma... Ne olsak? Fear of blood hiç sevmediğim bir özellik. Çok şey gibi geliyor insanlara. Kolaymış gibi geliyor. Kendine first aid yaptığında, ilk yardım yaptığında panik yaşarsın diyor. Başkalarına, arkadaşlarınla oynadığın zaman first aid yapamazsın diyor. Buraya kadar sıkıntı yok. Sıkıntı sonda başlıyor. Bak, gets stressed when bloody. Kan, etrafın böyle kan olunca üstün başın streslenirsin. Sıkıntıya girersin diyor. Bu da karakterin sürekli stresle olmasını sağlıyor. Çünkü sürekli zombilerle dövüşüyoruz. Yani bunu almak istemiyorum. Son çare. Dursun. Burada şimdilik. Smoker alacağız, sigara. Okey. Hastalığa kolay yakalanan. Şimdi bununla bizim outdoorsman biraz çelişiyor. Bu outdoorsman %90 oranında bizim mesela soğuk algınlığını önlüyor. Bu ise aslında bakarsanız sizin %20 soğuk algınlığı na kapılma olayınızı arttırıyor. Birbirlerini dengeliyorlar yani bir yandan.
Ama outdoorsmanın onun üzerine etkileri çok daha fazla. Ya bu olmazsa olmazımız. Prone to illness'ı alıyoruz. Başka. Bize en kötü 12 puan lazım. Başka. Unlucky, pacifist artı geç. Weak yiyeceklerden hasta olma şansınızı arttırıyor. %100 daha çok arttırıyor. Yiyeceklerden de hasta olmayız ya. Yani nutritionist özelliğimiz falan var. Yiyeceklerin şey özelliğimiz var. Herbalist özelliğimiz var. Zehirli mi değil mi olduğunu biliyoruz. Pis su içmeyeceğiz. Pişmemiş bir şey, etmet bir şey yemeyeceğiz. Dolayısıyla bunu da gönül rahatlığıyla alabiliriz. Sonracığıma. Slow Reader'ı alabilirim. Okuma hızımızı arttırıyor. O da bize 2 puan daha kazandırır. 13 olur. En azından Stout olabilirim. Strong 10'du. Fast Learner 6. 16, 5 puan bir yerden çıkarabilir miyiz ki acaba? Short sighted'ı da alabilirim aslında ama. Alsam ne olur? Short sighted 15 oldu ya. 16 lazım bize. Bize 5 puanlık bir şey lazım. Fear of Blood da tam 5 puanlık, iyi mi? He? Ne dedin? Ne dedin? Alalım mı lan? Aldım gitti. Nalet olsun. Hiç sevmiyorum ya. Strong oldum. Fast learner oldum. Yeter mi? Yetmez. Slow reader'la short sighted'ı da aldım. Ne yaptı bize? 4 puanlık bir şey daha kazandıracak şimdi. O 4 puanda şu Smithing diye bir muhabbet. Lucky mi olsak? Hadi bir de şanslı olalım be. He? Nasıl oldu? Bence güzel bir karakter oldu. Tek sıkıntı şu Fear of Blood. Kan korkusu. Panik. Sürekli bir depresif halde olacağız. Ama inzivaya çekilip zombilerle çok fazla uğraşmayacağız bir süre sonra. Şey yapabiliriz ya. Tolere edebiliriz. Neyse. Bunu da kaydediyorum. Fitness instructor diye kaydolsun, tamam mı? Okey. Next. Bizim burada Volkan teacher'ımız var. Aa, tabii o şey olduğu için hem çıplak kaldı adam. Önceki Volkan teacher'lar şey olduğundan itfaiyeci olduğu için pantolonu, gömleği falan her şeyi hazırdı. Peki. O zaman üstümüze bir adet ne alalım? Şört. T-shirt. Sports t-shirt. Fitness instructor'ız ya. Kırmızı olsun, 3 kuruş para fazla olsun. Pantolonumuz da ne olsun? Sport shorts. Sarı kırmızı olduk. Aa, ben beğenmedim bunu. Ay, çoraplara bak. Çok kötü lan. Şu tipe bak ya. Allah'ım. Denim short, denim jeans.
Biz jeans ya. Kot pantolonumuzu geçirelim. Çorabımız da long socks olsun. Shoes, sneakers, spor ayakkabı olabilir. Hadi o da beyaz spor ayakkabımız olsun. Eldivenimiz de siyah olsun. Tipe bak. Tipsiz herif. Göbeğimiz nerede ya? Göbeğimiz eksik. Okey. Eldivenimiz beyaz olsa ne olur? Lan kırmızı yok ya oyunda. Ne biçim kırmızı? Beyaz olsun tamam. Eldivenlerimiz de yeşil olsun. Saçma sapan bir renk oldu. Renk cümbüşü. Tişörtümüzü beğenmedim ya. Üstümüze giydiğimiz striped tişört. Normal tişört. Bundan desek. Allah'ım şekle bak yarabbim. Tamam, spor tişört olsun. Evet. Kot pantolonumuz. Şundan olsun. Bir de kırmızı. Neredeydi bizim kırmızı? 3 müydü? 4 müydü? 3'tü. Eldivenlerimiz de değişik bir renk olsun şöyle. Çoraplarımız da aynı renk olsun. Hadi bakalım. İyi mi karakterimiz? Teacher. Fitness. Instructor. Kaydediyorum. Evet sevgili YouTube. Ben oyuna bugün başlamayacağım. Çünkü şu anda gecenin 1.46'sı 2'ye geliyor. Yarın iş güç var. Gidip yatacağım. Siz de kanala abone olun, videoyu beğenin, yorum yapın, like atın. Ben de bunu oyunu başlatıyorum, sonra çıkıyorum. Kayıt dosyasını alıyorum. YouTube'a yüklüyorum. Ve bir sonraki bölümde görüşüyoruz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşça kalıyorsunuz. O zaman bay bay. Bay bay dedim. Videodan çıkamıyorum. Çıktım. Hadi görüşürüz. Bay bay.